İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan heyeti Yerebulur adlı Şehitler Panteonu'nu ziyaret etti. Artsakh'ın Ağavno köyünün okulu işlevine yeniden başladı. İnsan hakları savunucusu, Ermenistan Cumhuriyeti'nin yetkili devlet organı esir düşen Ermenilerin sayısını yayınlamalıdır. Hrant Dink anısına Tuzla'daki Ermeni yetimhanesi gençlik merkezine dönüştürülecek. Tarihin sıfır noktası Batı Ermenistan'daki Göbekli Tepe beyaza büründü. Arkeologlar Mısır'da 54 antik lahit keşfettiler. Bugün Silva Gabudikyan'ın doğum günü. Batı Ermenistan heyeti Yerebulur adlı Şehitler Panteonu'nu ziyaret etti. Şehitler Panteonu'nu ziyaret eden Batı Ermenistan heyetinde Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, Batı Ermenistan Parlamento Başkanı Leonardo Basmacyan, Başbakan Sedam Melikyan, Batı Ermenistan Savunma Bakanı Hamik Sayatyan, parlamento ve hükümet üyeleri hazır bulundu. Heyet, Asala'nın 46. kuruluş yıl dönümüne adanan törene katıldı ve Asala şehitlerinin anısını ölümsüzleştiren anıta çelenk bıraktı. Daha sonra Batı Ermenistan heyeti 2020 yılının Artsakh Savaşı şehitlerini andığı bir tören düzenledi. Batı Ermenistan Savunma Bakanı Albay Hamik Sayatyan törende hazır bulunanlara bir konuşmada bulundu. Batı Ermenistan Cumhuriyeti adına isimsiz şehitler ve kayıplar anıtına bir çelenk bırakıldı. Çocuklar, sizin mücadeleniz ölümsüz, isimleriniz ise kalplerimizde. Artsakh'ın Kaşadağ bölgesindeki Ağavno köyünün Karagin Nijde adlı okulunda eğitim sürecine yeniden başlandı. Okul müdürü Boğuz Ağabekyan bunu Armen Press'e yaptığı açıklamada ifade etti. Ağavno köyünün okul müdürü, savaş sırasında okulun kapıları ve pencereleri bombardımandan zarar gördü. Onları yenileriyle değiştirdik. 11 Ocak tarihi itibariyle Artsakh'taki tüm okullar gibi biz de 7 öğrenciyle normal bir şekilde eğitim sürecine başladık. Şu anda yaklaşık 20 öğrencimiz ve 8 öğretmenimiz mevcut. Savaştan önce okulumuzun 50 öğrencisi ve 17 öğretmen kadrosu vardı. Aileleri geri dönen öğrencilerin sayısı giderek artıyor. Diğer öğretmenleri de geri dönüp sorumluluklarını üstlenmeye çağırdık. Artık okula gerekli eşyalar sağlanıyor. Elektrikli ısıtıcılar sağlamak için bir anlaşmaya varıldı. Köye artık düzenli elektrik, internet ve telefon iletişimi sağlanıyor, dedi. Ermenistan Cumhuriyeti İnsan Hakları Savunucusu Arman Tatoyan, Ermenistan Cumhuriyeti'nin yetkili devlet organlarının Azerbaycan'daki Ermeni tutsakların sayısını yayınlaması gerektiği görüşünü dile getirdi. Ermenistan İnsan Hakları Savunucusu'nun Armen Press'in aktardığı açıklamasından bir alıntı sunuyoruz. Ermenistan hükümeti dünkü resmi cevabı haklı çıkararak Azerbaycan'da tutulan Ermeni tutsaklarına ilişkin rakam vermelerini yayınlamadı. Sadece konunun çok hassas bir nitelikte olduğunu belirtti. Aslında Azerbaycan'da tutuklu bulunan Ermeni esirlerin sayısına göre en azından bir, Ermeni esirlerin serbest bırakılması ve iade edilmesi konusunda Azerbaycan üzerindeki uluslararası baskıyı önemli ölçüde artırma fırsatı olacaktır. 2. Azerbaycan'a ek yükümlülükler getirmesi için gerekçeler oluşacak. 3. Azerbaycan'da tutulan esirlerin koruma düzeyi artacak. 4. Devletin esirlerin ve onların ailelerinin haklarına saygısı açıkça vurgulanacak. 5. Devletin kamusal önem taşıyan bu konuya karşı sorumlu tutumu kamuoyunda vurgulanacak. 6. Herhangi bir tarafın yanlış bilgilerle halkı yanıltma ve manipüle etme girişimleri boşa çıkarılacak veya önemli ölçüde azaltılacaktır. Dolayısıyla Ermenistan Cumhuriyeti'nin yetkili devlet organı şu anda Azerbaycan'da tutulan Ermeni esirlerin sayısını edindiği bilgilere göre veya emin olduğu temele dayanarak yayınlamalıdır. Türkiye'nin ana muhalefet gücü olan Cumhuriyet Halk Partisi üyesi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Konstantinopolis'te Ermeni düşün insanı tanınmış Hrant Dink'e karşı gerçekleştirilen suikastın 14. yılı vesilesiyle Twitter'de bir not düştü. Muhalefet siyasetçi Hrant Dink'le olan bir durumu hatırlattı. İmamoğlu, Dink'in çocukluğunu geçirdiği Tuzla'daki Ermeni yetimhanesi Kamp Armen'in gençlik merkezine dönüştürüleceğini söyledi. Kararın İstanbul Büyükşehir toplantısında oy birliği ile alındığını kaydetti. İmamoğlu'na göre kampın mimari restorasyonunun proje çalışmalarına zaten başlandı. Kamp Armen adlı bu Ermeni kampı İstanbul'un Tuzla semtine terk edilmiş ve harap bir yapıdır. 8552 metrekarelik bir alanı kaplayan Kamp Armen,
1961'de Ermeni Protestan Kilisesi'nin vakfı tarafından satın alınmış ve Ermeni okulunun yoksul ve yetim öğrencilerine yaz kampı olarak hizmet vermiştir. Hrant Dink ve eşi Rachel Dink orada büyüdü. Daha sonra kamp Türk yetkililer tarafından yasa dışı bir şekilde Ermeni cemaatinden alındı. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Batı Ermenistan'ın Urfa'daki Göbekli Tepe, bölgede etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü. En son 2017'de kar yağan Urfa, 4 yıl aradan sonra yeniden beyaza büründü. 12 bin yıllık geçmişiyle tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Göbekli Tepe'de ise sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Ermenicesi Tagavarak olan koronavirüs salgını nedeniyle 2020 yılında yaklaşık 3 ay ziyarete kapalı olmasına rağmen 197.912 kişiyi ağırladı. Keşfedildiği günden bu yana tüm dünyanın dikkatini çeken Göbekli Tepe her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Göbekli Tepe, Batı Ermenistan kültürünün bir parçasıdır. Reuters ajansının bildirdiğine göre arkeologlar Kahire'nin güneyindeki Sakara mezar alanında 3000 yıldan daha eski 54 ahşap lahit keşfetti. Kocası Mısır'ın 6. hanedan kralı Teti olan kralın piramidinin yakınındaki kraliçe Neyt'in yaklaşık 4200 yıllık mezarı da bulundu. Zahi Havas Başkanlığındaki arkeolojik kazılar sırasında oyuncaklar ve heykeller keşfedildi. Havas, tüm bu keşifler Sakara'nın ve yeni krallık tarihini yeniden gün yüzüne çıkaracak dedi. Daha önce aynı yerde antik Mısır'a ve Ptolemeus'ların geç dönemine ait diğer antik eserler ve lahitler bulunmuştu. Bugün Ermeni yazar, şair, toplumsal şahsiyet Silva Gabrukyan'ın doğum günü. Van'dan göç eden bir ailenin çocuğu olarak Yerevan'da doğdu. Yerevan'ın Kruvskaya adlı okulunda okudu. Gabrukyan ilk şiirini 13 yaşında yazdı ve bu şiiri Pioner Ganç gazetesinde yayınlandı. Babası Barunak Gabrukyan ulusal şahsiyet ve editördü. 1920 yılında öldürüldü. Silva Gabrukyan 1936-1941 yılları arasında Yerevan Devlet Üniversitesi Filoloji Fakültesi'nde okudu ve 1950'de Moskova'daki Gorki adlı Edebiyat Enstitüsü'nün yüksek kurslarına katıldı. Gabrukyan, ana vatan, Ermeni dili, Ermeni halkının kaderi hakkında pek çok eserler yazmıştır. Tüm hayatını yaratıcı çalışmaya ve vatanına adadı. Diasporadaki Ermeni cemaatleri, eski Sovyetler Birliği cumhuriyetlerini ve şehirleri gezdi. Edebi yeteneği genç yaşta ortaya çıktı ve gençliğinden itibaren politik yönelimi gelişti. O yılların Komünist Parti ideolojisinin tüm sorumluluğunu üstlenen gerçek bir Sovyet yazarı imajı oldu. Gabrukyan'ın eserleri birçok dile çevrildi. Rusça 20'den fazla toplu eseri bulunmaktadır. Birçok ödül, unvan ve madalya sahibidir. Silva Gabrukyan 2006'da vefat etti ve Yerevan'ın Gomidas adlı ünlüler panteonuna defnedildi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Veratars adlı halk oyunları topluluğu tarafından seslendirilen Lutki adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.